Umarım doğru kararı vermişizdir. Tabii ki doğru karar verdik anne. Evde kalan bizim Zeyn. Benim hiçbir şüphem yok. Aralarında ürkütücü bir benzerlik olduğunu kabul ediyorum. Ama böyle bir konuda bizi kimse kandıramaz. Bu imkansız. Ne kadar benzerse benzesin Zeyn'in yerini alması mümkün değil. Dahası çok küstah biri. Sanki çok basit bir şeymiş gibi Zeyn Abdullah olduğunu söyleyebildi. Yaptığı küstahlık değildi Fahat. Onu görmedin mi? Yüzü kan içindeydi. Ya söyledikleri doğruysa? Lütfen anne, bu kadar müşfik olma. Bu tür şeyleri göze alabilenler buna her zaman hazırlıklıdır. İkna etmek için her detaya başvururlar. Ama Fahat, o çocukla geçen gün caddede karşılaşmıştım. Beni gördüğünde yanıma geldi ve bana sarıldı. O kadar ki bir an için onun benim Zeyn'im olduğunu hissettim. Duygusal davranmanın sırası değil anne. Zeyn o çocuğun bütün foyasını ortaya çıkardı. Bu işe gerçekten iyi hazırlandığını inkar etmiyorum. Ama Zeyn ona kendiyle ilgili iki özel soru sorduğunda olanlar ortadaydı. Bocaladığını gördün. Susmak zorunda kaldığını görmedin mi anne? Fahat, Zeyn'in ne kadar unutkan olduğunu bilirim. Annesi de onu oğlu olarak teşhis etti. Bunu biliyorsun. Söylediklerini duydun. Bunu her zaman yaptığını söyledi. Onun en iyi bildiği şey bir tür çocuk oyuncağı. Zenginleri kandırmada kullandığı bir yol. Bilmiyorum Fahat. Bugün olanların ne kadar planlı olduğundan emin değilim. Nedense kendimi çok tedirgin hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun Ali? Fahat abi haklı. Zeyn'in yerini almak kimsenin yapabileceği bir şey değil. Bu imkansız. Bütün saçmalıklarını dinlemek zorunda kaldım. Ama bununla bir şeyi kanıtlamış oldun. Sen gerçekten uğursuz birisin. Neticede armut hep dibine düşermiş. Baban hayatı boyunca hata yaptı. Sen de oğlu olarak onun yolundan gidiyorsun. Zeyn'in iki kere gitmesine izin verdin sen. Neden yaptın bunu? Bunu ne sanıyorsun? Sence bir oyun mu? Bir şaka mı? Ne? Burada benim geleceğim söz konusu, benim haklarım budala ve onları almama hiç kimse engel olamaz. Hiç kimse, anladın mı? Ve sen... aldığın eğitimin boşa gitmediğine sevindim. Çok başarılıydın. Bugün işini iyi yaptın. Seni tebrik ederim. Fakat... ne istediğimi biliyorsun. Başladığın bu işi en kısa sürede bitirmek zorundasın, anladın mı beni? Yarın öğlene kadar vaktin var. Ne yap et, o evrakı mutlaka Ali'ye imzalattır. Yarın öğlene kadar bu işi bitir. Zeyn'in aniden ortaya çıkışı bütün planlarımızı alt üst etti. Bu olmasaydı şu an Ali ile balayında olabilirdim. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum.
sevinmek için acele etme. Kim olduğunu biliyorum. Seni tanımadığımı aklından bile geçirme Roket. Sırf seni bir kere daha kurtarmak için bugün günahsız bir insanın tutuklanmasına seyirci kaldım. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Her şeyin tek sorumlusu senin oğlun. Bu onun hatası. Sorun ben değilim. Boş yere oyun oynamaya kalkma. Beni ikna edemezsin. Senin kim olduğunu iyi biliyorum ben. Sen Roket'sin. O da Zeyn. Yeter artık. Daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Hemen git buradan yoksa polis çağırmak zorunda kalırım. Tamam. Ara onları hadi. Polisi ara gelsin hemen. İstersen bunu ben de yapabilirim. Geldikleri zaman da onlara kim olduğunu ve Zeyn'i nasıl bulduğunu anlatırım. Sahilde baygın bir haldeydi. Ah, evet. Hatta geçici hafıza kaybı yaşıyordu derim. Ama hatırladığı tek bir şey vardı. Tek bir şey. Bu da bir kızın yüzüydü. Ve o kızın adı da Aliya, Aliya. Hafızasını tamamen yitirmiş bir çocuk. Kendi isteğiyle namaz da kılamaz, öyle değil mi? Yani o benim Roketim olamaz. Böylece gerçek yüzünü göstermiş oldun. Sen göstermeyince buna mecbur kaldım. Şimdi söyle bakayım. Bilmek istiyorum. Bunu niçin yapıyorsun oğlum? Biliyorsun, onlar son derece nüfuzlu insanlar. Başın büyük derde girebilir. Bırakıp gitsem de derde girer anne. Ama bunu bir gün daha sürdürmek zorundayım. Sonra her şeyin sahibi ben olacağım. Bu evin, mülklerin ve Aliya'nın. Aliya asla sana ait olmayacaktır. Çünkü ben Aliya'nın Zeyn'i ne kadar büyük bir aşkla sevdiğini gördüm. Aliya Zeyn'e ait. Ve hep Zeyn'e ait olacak oğlum. Sana tavsiyem, bir an önce buradan gitmen olur oğlum. Yoksa buna çok çok pişman olursun. Roket asla oyuna gelmez anne. Çünkü oyuna gelmesi gereken kişi çoktan geldi.